Merhaba değerli izleyiciler. Her zaman, her yerde ve her yaşta sağlıklı olmanız dileğiyle açıyoruz bugünkü programımızı. Evet, bugün her yaşta dedik. Konumuz yaşlılık ve yaşlı bakımının ülkemizdeki ne şekilde olduğu, nasıl yapıldığı konusu. Bu konuda uzun yıllardır yaşlı bakımına emek vermiş değerli bir konuğumuz var. Aynı zamanda Lefke Avrupa Üniversitesi Yaşlı Bakım Bölümü öğretim üyesi Sayın Aynur Gökkaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, yaşlılık dedik ama önce sormak istiyorum. Ne kadar zamandır yaşlı bakımıyla ilgileniyorsunuz? 1997 yılından beri aslında okuldan mezun olur olmaz bu alanda emek vermeyi tercih ettim. Çünkü mesleğimizin gereği bakım hizmeti bizim işimiz diye. Dolayısıyla oldukça uzun bir zaman oldu aslında. Evet, siz hemşiresiniz ve hemşirelikten yaşlı bakımına bir geçiş yaptınız ve bununla uğraşıyorsunuz. Peki neden yaşlı bakımını seçtiniz? Nedir size bu doyumu veren? Aslında şöyle bir şey, ben Florence Nightingale mezunuyum. Okul bitince bu işe başladım. Hemşirelik mesleğinin temelinde bakım hizmeti olduğuna inanıyorum. Ve kendi bakımını planlamak ve kendi tasarrufunda bir program dahilinde çalışmak benim için her zaman daha doyum vericiydi. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi kişilerin ihtiyaç duydukları gereksinimi karşılamış olmak ayrıca bir doyum sağlıyor. Doyum sağlıyor. O yüzden evet. Evet. Peki. O zaman şöyle başlayalım. Yaşlılık deyince ne anlıyoruz? Yaşlı kimdir? Aslında yaşlılığın tanımını yapan kişiler yaşlılık sürecini dönem dönem kendilerine göre değiştirebiliyorlar. Ama genel olarak şöyle tanımlayabiliriz. Zamanın ilerlemesiyle birlikte fizyolojik, biyolojik ya da işte ruhsal, sosyal yönden çevreye uyum sağlama yeteneklerimizin yavaş yavaş azalması, kaybolması. Evet. Bilimsel olarak ya da Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği rakama göre de 65 yaşından sonra yaşlılığın başladığını söyleyebiliriz. Ama tabii şöyle bir tanım var değil mi? Kişi hissettiği yaşlıdır. Kesinlikle diye. Öyle hocam. Genç kesinlikle. Yaşta kendini yaşlı hissedenlerle gerçekten yaşlı olanları aslında birbirinden ayırmak lazım. Evet, umut ettiğin ve ürettiğin sürece aslında gençtin. Değil mi? Evet. O zaman evet, 65 hocam. Yaş sınırı belki bir... tıp ve sağlık alanında biyolojik olarak ama, belki evet. Biyolojik olarak ama insanın ruhsal yaşlanması aynı hızda olmuyor değil mi? Kesinlikle hocam. 100 yaşında ama çocuk ruhunda olan çok insanların kesinlikle var. Hocam. Ya da 20 yaşında olup da dünyadan ilişkisini kesmek isteyen de kesinlikle, çok fazla var. Kesinlikle. Onun için bu tabii göreceli bir tanım onun içinde ama 65 yaşı evet sınır olarak kabul ediyor. 65 yaşla 75 değil mi? 75 sonrası gibi erken yaşlılık. Evet. O dönemleri nasıl tanımlıyorsunuz? Aslında biraz göreceli ve pek çok aralık var hocam aslında ama sonuçta 65 yaşa yaşlı diyemeyiz. 65 yaş yaşlılığın başlangıcı. Daha erken sonra yaşlılık. Erken yaşlılık, orta evre yaşlılık ve ileri dönem yaşlılık olarak ayırıyoruz. O hangi duruma geliyor? Aslında 90 i̇leri üstü, ileri, 85 90. Üstü. Evet. Evet, daha ileri yaş, 90 üstü epey ileri yaş. Epey zamanımız var galiba. Var hocam. Sizin için çok daha fazla. Sizin hayır. Kadar genç birinde bu yaşlı bakımından böyle emek vermesi tabii bizler için ya da yaşlı, yaşlanan toplumumuz için çok da umut vaat ediyor diye düşünüyorum. Mutlaka ileriye dönük de yaşlanan toplum. Çünkü gerçekten giderek yaş sınırı çok yükselmeye başladı. Bununla beraber hastalıklar artmaya başladı. Değil mi? Evet. Bütün bunlar da sorun olarak tabii ki insanlara geri dönüyor. Peki şimdi yaşlı bakımı dediğimiz zaman kimler yaşlı bakımının kapsamında değerlendiriyorsunuz? Yani ille elden ayaktan düşmüş, kendi işini yapamayan mı? Yoksa sağlıklı olmasına rağmen yaşını almış olanlar mı? Hocam yaşlı bakımı tabii çok geniş kapsamlı. Aslında her grup için düşünülebilir ve değerlendirilebilir. Ama bizim tabii bakım hizmeti olarak planladığımız ve öngördüğümüz hizmet verdiğimiz grup herhangi bir şekilde 24 saat bakım ve gözetim desteği ihtiyacı duyan kişiler. Yani bu pek çok sebepten dolayı olabilir. Yani ileri yaş
nedeniyle günlük yaşam aktivitelerini bağımsız yapamayan kişiler de olabilir. Ya da yaşlılığa bağlı bir takım kronik hastalıkların eşlik etmesiyle yaşam konforunun bozulması dolayısıyla ihtiyaç duyulabilir. Evet. Ama normal şartlarda yaşlı bakımından söz ederken tabii günlük yaşam aktivitelerini bağımsız yapabilen ama yaşlının normal seyrinde sürecinde bir takım yetersizlikleri olup günlük yaşamına yansıtmayan kişilerden bahsetmiyoruz. Onlar için aktif yaşlılığın devamlılığı gibi bir şey çalışmadan söz edilebilir. Peki önce bu aktif yaşlılığın devamlılığından söz edersek, bunun için neler yapılıyor acaba? Çünkü yaşlanmak değil de önemli olan sağlıklı yaş almak değil mi? Evet hocam. Her bir yaşı aynı sağlıkta, her yaşın güzelliğini yaşayarak devam ettirmek. Bunun için neler yapılıyor? Yani onların hayatla iç içe kalmalarını sağlamak için ne tür gelişmeler var, ne tür çalışmalar var? Hocam esasında biz ülke olarak yaşlılığa çok hazır bir ülke değiliz maalesef. Bununla ilgili yeni birçok çalışmalar var ama daha çok yol kat etmemiz gerekiyor. Şu anda öncelikle belirtilen şey yaşlılığa bağlı hastalıklardan korunmak ve mümkün olduğunca fiziksel sağlığı ve de zihinsel sağlığı yerinde tutacak şekilde insanları evet, yönlendirmek. Zihin sağlığına sonra evet, da geleceğiz beraber. Evet, evet, mümkün olduğunca üretkenliği devam ettirmek yönünde yani yapılan çalışmalar aslında hem kendi mevcut aktif yaşamını sürdürdüğü yerlerde devam etmelerini sağlamak hem de toplumdan kopmalarına engel evet, olmak. Çünkü yani, emeklilik evet. yaşı da aşağı yukarı aynı zamanlara denk geliyor. Evet. Emeklilikle beraber bir geriye çekiliş, evet. bir pasifizasyon ve yani hareketlerinde evet. azalma, dünyadan kopma, işte arkadaşları da yavaş yavaş kaybedilebiliyor, onlardan uzak kalınabiliyor. Daha sakin tercih etme değil mi? Olabiliyor. İşte bu dönemde neler öneriyorsunuz? Hocam esasında emeklilik gerçekten çok önemli bir dönüm noktası hayatın ve emeklilikle birlikte daha önceden yapılmış planların olması ve yaşamın aslında daha hızlı bir şekilde devam ediyor olması lazım. Özellikle bu konudaki akademisyenler, çalışanlar özellikle emeklilik sonrası işte mesela İstanbul'da işte yoğun şehir hayatı yaşayan kişilerin ileriye dönük daha periferde daha sakin bir sahil kasabasında sedanter yaşama ihtiyaçlı isteklerini onaylamıyorlar. Tam tersine hareketliliğe ve mümkün olduğunca izole olmamaya yönlendirmek bizim için çok daha önemli. Çünkü ne kadar sosyal çevre daralır, ne kadar aktif yaşamdan geri adım atılırsa o kadar yaşlılık süreci hızlanıyor. Hem fiziksel hem evet. mental ve ruhsal evet, olarak hocam. Değil mi? Çünkü hı-hı. bir kopuş evet. söz konusu, yalnızlığa gidiş söz konusu. Evet. O da herhalde bütün hücreleri etkileyen evet. bir durum. Peki evet. bu işte bu geriye çekilimin olmaması için neler yapılıyor? Ne tür hocam, aktiviteler öneriyorsunuz? Aslında şöyle önerilenlerle yapılabilenler arasında tabii çok, çok fark var. Evet. Bir önerilen şeyler mümkün olduğunca emekli olmadan uğraşılabilecek bir hobi planı hobinin, yapılması. Evet, bu çok önemli. Evet. Hobilerin olması değil mi? Evet. Bunu bütün Dünya Sağlık Teşkilatı da altını çizerek bir hobinin evet, emeklilik öncesinde muhakkak. Başlatılması diye. Farklı şeyler öğrenmek için çaba gösterilmesi, keyif alınan şeylerin daha profesyonel şekilde yapılmaya uğraşılması, özellikle emeklilikten sonra yönlendirilen şeyler. Mümkün olduğunca sosyal çevrenin de genişletilmeye çalışılması aslında ve de beynin o döneme kadar çalıştırılmamış olan taraflarını daha fazla çalıştırmaya gayret göstermek önerilenler. Her şey derler ya her yiğidin gönlünde bir aslan ya da herkes de aslında kendi mesleğini yapar ama içinde de evet. yapmak istediği bir şeyler evet, vardır. Buna mı yönlendirilmeli evet, sizce? Evet hocam kesinlikle buna yönlendirilmeli ama belki kendi yaşam meslek yaşamından da tamamen kopmamak da olabilir. Bir şekilde el vermek olabilir ama farklı şeylerle ilgilenmek, keyif aslında insanların biraz nelerden keyif aldığının ön araştırmasını yapması gerekiyor. Lazım. Çünkü çok basit bazen gerçekten günlük yaşamın koşturmacasında bizi acaba ne mutlu eder sormuyoruz biz. Belki, ya da mutlu edilenleri yapabiliyor evet, muyuz? Evet belki vakti zamanında birazcık daha onları sorgulayıp onlara yatırım yapmak anlamlı olabilir emeklilik için. Ama biliyorsunuz ki
planlamak çok güzel. Bir de uygulayabilmek. Yaşama uygulayabilmek. Yani emekli olunca maalesef gelirlerin daralıyor olması hani birçok şeyi de etkiliyor. Onun için emeklilikten önce o zaman yaşanılacak planı düzgün yapmak lazım. Tabii bir hocam. De yaşına uygun plan yapmak evet. lazım. Herhalde 60'ından sonra atletizmi çok seven birinin atletizme başlaması olmayacaktır. Bu evet. nedenle herhalde o yaşantısına ya da o dönemde olan kronik hastalıkları varsa tabii. onu da yormayacak şekilde değil mi bir hobi? Evet hocam, mutlu edecek ama aktif edecek hobiler. Egzersiz konusunda zaten bir takım çalışmalar var ve egzersizle ilgili söylenen şey şu ki yoğun fazla yapılan egzersiz hiç yapılmayan egzersizden daha zararlı. Yani orta derecede olmalı. Onun için geleceği mümkün olduğunca keyif alınan aktivitelerle doldurmak lazım. Evet, bu aktif yaşamda olan yaşlılar için hı-hı. tabii. Ama bizim asıl konumuz bu dönemde artık biraz sorunları başlamış. Evet. Kendi kendine bir takım şeyleri yapamayan yaşlılarla ilgili konuşmamızı devam ettirelim istiyorum. Peki bu yaşlılar genelde ne zaman müracaat ediyor? Siz de bir yaşlı bakım evinin yöneticisisiniz. Ne zamanlar müracaat ediyor ya da hangi nedenlerle size başvuruyorlar? Hocam şöyle söyleyeyim arzu ederseniz. Yani bakım evine pek çok sebepten dolayı insanlar müracaat ediyorlar. Bunun kaynağı, bunları tek tek bir evet, açalım. Bunun kaynağı bakım veren kişi de olabiliyor. Yani hasta yakını, aile bireyleri. Yani ya da aile istiyor bırakmak. Aile isteyebilir. Yaşlıya bağlı, baş edilemeyen sorunlardan kaynaklı olabilir. Alzheimer ya da, gibi falan. Evet, evet. ya da mevcut ortamın yaşlının konforlu yaşamasına engel olan sebeplerden dolayı olabilir. Ben şöyle örneklendireyim. Mesela 31 tane bakıcı değiştiriyor. Yani aile bireyleri tabii yaşantıyı devam ettirmek için çalışmak durumunda ve bir bakıcı mecburen ihtiyaç duyuluyor. Günlük yaşam aktivitesini bağımsız yapamaz hale geldiğinde demans, Alzheimer ya da başka sebeplerden dolayı. Ya da romatizmal nedenlerden dolayı. Birçok sebep kendine, sayabiliriz. Evet. Dolayısıyla muhakkak güvenilir bir gözün altında olması lazım. Ama onu sağlamak çok zor. Sık bakıcı değiştirmek ve bu sistemi kuramamak bir sebep olabilir. Yaşlıya bağlı ev ortamında baş edilemeyen sağlık sorunları olabilir. Hı hı. Ailenin tükenmişlik sendromu olabilir. Bazen her şey yaşlı açısından iyi gidiyordur ama o iyi gidişi sağlamak için aile bireyleri kendilerinden vermesi gerekenden fazlasını vermiştir. Fazlasını vermiştir. Ve tükenmiştir. Evet. Şimdi burada esas olan şey şöyle bir gerçek var ki yaşlının sağlıklı ya da sağlıksız mutlu olabilmesi için aile bireylerinin sağlıklı olması lazım, mutlu olması lazım. Evet, ailenin de evet. sağlıklı olması, ailenin de huzurlu olması lazım. Evet, peki biz kısa bir ara vereceğiz. Kısa aradan sonra tekrar sizinle yaşlı bakım ile ilgili konumuza, söyleşimize devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, bizden ayrılmayın lütfen. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde üniversite hayatını mutlu ve verimli şekilde geçiren öğrencilerin okulunu sevmek için birçok farklı nedeni vardır. Üniversitemi seviyorum. Bilimsel çalışmalarımda beni desteklediği ve öğrenci laboratuvarlarını son teknolojik ekipmanlarla donattığı için okulumu seviyorum. Okulumu seviyorum. I love my university because of our dynamic campus life and unforgettable friendships. İyi planlanmış bir gelecekte hayata bir adım önde başlamak için Lefke Avrupa Üniversitesi sizi bekliyor. Değerli izleyiciler, evet tekrar sizlerle birlikteyiz ve çok önemli olan
giderek yaşlanan toplumumuzda yaşlıların sorunları ve nasıl bakılması gerektiği ile ilgili Sayın Aynur Gökkaya ile sohbetimize devam ediyoruz. Evet, demin yaşlıların neden başvurdukları konusuna girmiştik. Oraya biraz daha devam edelim isterseniz. Söyleyecekleriniz var sanıyorum daha. Tabii hocam, aslında şöyle bir şeye inanıyorum ben. Bir noktadan sonra tabii normal şartlarda yaşantının gidebildiği kadar evinde gitmesi, kendi ortamında gitmesine taraftarım. Kurumsal hizmet sunan biri olarak. Fakat gitmediği yerde de farkında olup gereken yerlerden destek alma konusunda insanların çekinmemesi gerektiğini düşünüyorum. Gitmediği yer burada çok göreceli. Az önce söylediğim gibi tamamen aile bireylerinin, yaşamlarının, sosyal hayatının felç olması da buna bir sebep. Çünkü şöyle düşünün, bir ailenin içinde günlük yaşam devam ediyor. Torunlar, çocuklar var. Belki üniversiteye hazırlanan çocuk var. Belki ilk öğretimde okuyan çocuk var. Ve bir Alzheimer'lı hastayla birlikte. Şimdi bu dengeyi sağlamak oldukça güç. Dolayısıyla pek çok sebepten dolayı böyle bir ihtiyaç söz konusu olabilir. Ve aslında kişisel olarak kesinlikle inanıyorum ki İleri demans, Alzheimer hastaları çoğunlukla kendi ev ortamlarından doğru kurumsal hizmet sunan yerlerde daha özgürler, daha rahatlar, daha mutlular. Ben şöyle örneklendirebilirim arzu ederseniz. Normal şartlarda evdeki bakıcıdan aile ne istiyor? Tabii ki hizmet sunduğu kişinin sürekli peşinde olmasını, güvende olmasını, yemesini, içmesini, temizliğini. Dolayısıyla bakıcı ev ortamında, affedersiniz, bir gardiyana dönüşüyor. Oraya oturma, buraya dokunma, düşersin, kalkarsın ve aslında de yaşlı... kaybetmekten korktuğum için aşırı bir koruyucu rol üstleniyor. Evet, bu iyi ihtimalle ilgili bir bakıcı olduğunu düşünürsek iyi ihtimal. Dolayısıyla bu yaşlı bir bireyi ama demans hastası bir bireyi oldukça mutsuz ediyor. Kısıtlıyor. Sürekli ensesinde biri. Hatta özellikle bayan yaşlılar ev ortamının normal şartlarda hakimi biliyorsunuz bayanlardır. Kendilerine kendi alanlarına girmiş tehdit olarak algılıyorlar. Benim çantamı karıştıracak, mutfağımı karıştıracak, telefonumu kullanacak, eve birini alacak. Dolayısıyla o bakım personeli destekten çok stres kaynağına dönüşüyor. O hatta, yüzden tabii o bilinç yarı Alzheimer'lı olan şeyler bir takım iftiralarda da bulunuyor değil mi? İşte benim paramı çaldı falan, yeter ki o bakıcıdan kurtulsun. Böyle planlar da yapıyorlar. Evet hocam, çok çeşitli şeyler yapıyorlar ama yani bu evde bir şekilde yürümüyor. Kurumsal ortamda ama doğru kurumsal ortamda kendilerine ait bir yaşam alanları oluyor ve bütün düzen onlar için. Dolayısıyla çok daha özgürler, çok daha diledikleri gibi ifade edebiliyorlar kendilerini bir kere. Çünkü yaşlılığın ve hastalığın getirdiği her şey bizler için normal. Aslında. Evet. Tabii biraz önce söylediğiniz şey tabii çok doğru. Doğru kurumu seçmek. Evet. Şimdi doğru kurumu seçin, turkum seçilmediği zaman o zaman tabii hepimiz basından da bunu zaman zaman duyuyoruz. İşte yakınlarımızdan da duyuyoruz. O zaman da orada da bir takım sorunlar oluyor. Onun için sizin söylediğiniz tabii çok doğru, doğru kurumu seçmek. Şimdi bir de müracaat edenler, size müracaat edenlerin içinde kendi istekleriyle aklında herhangi bir problemi olmayan bir de öyle yaşlılar var. Onlara nasıl bakıyorsunuz? Hocam böyle bir grup var, farkında olup aslında evini de devam ettirip ama hem sosyal çevre edinmek için hem de daha güvende hissetmek için gelen ve yaşamını bir işte huzur evi, daha sağlıklı yaşlıların barındığı kurumlarda devam ettiren kişiler var. Genel gözlemim şu hocam, ne kadar çok farkında olup daha güvende ve mutlu olsalar bile, mesela tanışıyorsunuz bir güzel bir huzur evi, güzel, gayet hoş hanımlar, beyefendiler. Ama ilk söyledikleri şey, ben buraya kesinlikle kendi isteğimle geldim. Geldi. İşte çocuğum asla razı olmadı. Yani bunu aslında altta yatan olumsuz bir düşünce olarak yansıtıyorlar. Evet. Bu aslında
bir taraftan üzücü ama bu bizim gerçeğimiz. O yüzden artık bu görüşü değiştirmenin zamanı. Çünkü sunulan farklı hizmetlerin kalitesini kontrol edip ona göre uygun yerlerden gerekli zamanlarda doğru yerde olmalı insanlar. Evet. Acaba orada şöyle bir şey de mi var? Yani bu savunmaya geçen yaşlı bireylerin aslında ben istiyorum çocuğum istemiyor beni burada kalmamı. Bu bizim toplumsal yapımızdan mı kaynaklanıyor? Evet. Çünkü bizim toplumsal yapımızda yaşlıların böyle bir yere bırakılması, annenin, babanın, işte büyük annenin çok ayıp ve vicdani olarak da hani yapılmaması gereken. Acaba buradan mı kaynaklanıyor bu? Ne dersiniz? Kesinlikle hocam. Böyle farkında olarak isteyerek gelen kişiler bunu bu şekilde ifade ediyorlar ki çocuklarını ya da kendisi bak yazık buraya bırakılmış diye düşünülmesin diye. Eli ayağı da tutuyor halbuki niye evet, geldi? Evet. Diğer bakım evine yatıran yakınlarda genellikle şöyle ben asla böyle bir şey düşünmezdim. Kesinlikle kendisi bu benim istediğim bir şey değil. Yani kendisi istememiş bile olsa çaresiz kaldım. Çünkü işte ben şunu yaptım olmadı, bunu yaptım olmadı. Yani hani sürekli bir ifade etme çabası. Oysa yaşlılık da hayatın bir süreci. Kesinlikle. Nasıl? Çocuklar doğuyorlar. Son derece rahat bir şekilde anaokulu araştırıyoruz, götürüyoruz. Tabii. Doğru, beğendiğimiz, aklımıza yatan bir yere emanet ediyoruz. Vakti geldiğinde bağımsız ayakların üzerinde duruyor çocuklar. Yatılı okullarda evet. Ya da üniversitelerde kalıyorlar. Sonuçta her dönemin bir gerekliliği var. Yaşlılık için bu kesin son demiyorum ama seçeneklerden birisi. Evet. Ama şöyle bir şey var. Bir olumlu tarafında şöyle görmek gerekiyor bence. Şimdi yaşlanan bir insan, herkes kimle olmak ister? Kendi yaşıtlarıyla olmak ister. Yaşlanan bir insan evde genç bir kızı var, gelini var, komşuları aynı apartmana geç. Kendi sohbetlerini yapacağı insanlarla bir arada olması belki huzur evlerinde kalmalarında da bir neden olur. O zaman da şöyle bir şey gündeme geliyor mu? Bu günlük bakım evleri, yaşlı kreşleri dediğimiz, ona evet. Nasıl bakıyorsunuz? Onlarla ilgili bir açıklama yapabilir misiniz? Hocam şimdi bir takım şehirlerde, bu Nazilli'de falan özellikle çok güzel çalışmalar var. Gündüz kreş gibi, gündüz bakım evleri. Bu iki ayrı tarzda yapılıyor. Birisi tamamen mevcut o yöresel yerdeki belli yaş grubundaki kişilere hizmet veren ve böyle gününü güzel geçirmesi, yeni bir şeyler öğrenmesi ve daha aktif yaşamaya yönelik. Birisi de daha çok gündüz bakım evi tarzında, yani demans, Alzheimer hastalarının. Burada da amaç hem hastayı meşgul edebilmek hem de hasta yakınına nefes aldırabilmek. Bu her ikisi de gerekli ve önemli şeyler aslında. Evet, o zaman o evdeki bakıcı probleminde de biraz çözüm bulunmuş oluyor. Daha bilimsel, evet. Daha sağlıklı bir ortamda gün içinde oluyor herhalde. Evet. İlaçları daha zamanında evet, veriliyor. Evet hocam. Değil mi? Çünkü şöyle bir gerçek var. Demans, Alzheimer hastaları ne kadar çok sosyal ve fiziksel aktif hali devam ettirilir ve meşgul edilirse birçok ilaçlardan daha çok olumlu etkili. Geri dönüş alıyorsunuz. Evet. Peki çok mu son zamanlarda size müracaat edenler arasında Alzheimer, siz çünkü ayrı bir Alzheimer terapilerinde yapıldığı ayrı bir üniteniz de var. Çoğaldı mı bu sayı? Yani nasıl görüyorsunuz hocam, durumumuzu? aslında durumumuz şöyle. Normalde tabii ki sayı hızla artıyor. Son verilere göre ben dünya olarak söylersem dünyada her 71'e saydığınız 71. kişi Alzheimer oluyor. Yani 1'den 71'e kadar saydığımız çok her süre zarfında aslında. Evet, her süre zarfında bir Alzheimer teşhisi konuluyor. Bu çok ciddi bir şey gerçekten. Bir şey, çok ciddi. Ben bu kadar sık olduğunu bilmiyordum. Dünyada böyle dünya birden evet 1'den 71'e kadar saydığınız her vakitte bir Alzheimer teşhisi konuluyor. Ve bugün geçtikçe tabii ki artıyor. Neye ve, bağlı artıyor sizce? Yaşın uzamasına bağlı artıyor aslında. Evet. Ama bir takım tabii faktörler, risk faktörleri var. Arttırmaya zemin işte hazırlayan. Bir takım biyolojik nedenler son evet. Zamanlarda değil mi? Virüsün nedeni olduğu gibi bir takım görüşler, araştırmalar var. Ama bu böyle artacak mı sizce? Hocam maalesef
Şöyle bir bildiri var. 2050 yılında dünyadaki en fazla Alzheimer hastasının bulunduğu ülkelerden biri olacağız. Biri de biz mi olacağız? Evet, hatta evet. İlk 4 ülkeden biri. Daha evet, da evet. Evet, durum vahim. Sporla çok uzak kalmamız, egzersizden uzak kalmamız buna neden olabilir mi? Yani biz toplum olarak çok sporu seviyoruz. Evet, şu an muhakkak yani eğitim düzeyi birçok faktör var bunun için. Ama esas gerçek faktör bizim şu anda demografik yapımız. Bir işte 20 yıl önce genç nüfus olarak anılırken şu anda evet. Hızla yaşlı nüfus oluyoruz. Ve çok hızlı bir yaşlı nüfus olacağımız için bu sayımız bizim de hızla artacak ama diğer faktörler de çok önemli. Mesela emeklilik sonrası kıyaslama yaptığımız zaman bir Avrupa'da işte dünyanın başka bir yerindeki emekliler sırtına çanta alıp dünya turu yaparken bizdeki emekliler poliklinik kuyruğunda oluyor. Yani biraz da hastalığı biraz sever, yaşam tarzı, yaşam tarzımız, evet. Biraz yıpranmışlık farkı. Biraz hayata bakışımız, biraz beslenmemiz. Beslenme de çok önemli. Ama kesinlikle evet. Eğitim seviyemiz yani sosyal evet. Seviyemiz de bunlar çok önemli çünkü faktörler. Beyin ne kadar çok çalışırsa, evet. Eğitimle ilgilenirse Alzheimer'dan o kadar evet. Herhalde uzaklaşacağız. Evet. Belki bizim bu ilk dört ülke olmamızın nedenlerinden biri de çok beynimizi çalıştırmamamız, okumayı çok fazla sevmememiz muhakkak. Gibi evet. Nedenleri de. Ve stres. Tabii. Stres faktörümüz, kas sayımız oldukça tabii evet. Ki gün geçtikçe artıyor. Evet hocam. Bütün bunlar bizi yavaş yavaş Alzheimer toplumu olmaya doğru mu itiyor? Evet hocam, aynen öyle. Evet. Peki şimdi bu tabii ki çok iç açıcı bir durum değil ama Türkiye'de yaş, sağlıklı yaş alanlar da çok fazla. Hı hı. Ben de istatistiklere baktım. %1 oranında Türkiye'de 100 yaşı geçenler var. Bunlara nasıl bakıyorsunuz? Onları bu toplumun dışında tutamayız aslında. Şöyle belli bölgelerde çalışmalar yapılıyor ve yaşın daha ileri düzeyde olduğu. Bunu da sebebini araştırıyorlar. Özellikle Akdeniz Üniversitesi'nde bununla ilgili çok çalışmalar yapılıyor. Bunun sebeplerinin aslında başta giden faktör olarak da hayata olumlu bakmak ve şükretmek olarak değerlendiriyorlar. Yani şükretmek, umut etmek ve olumlu hep bakmak. Bir umut evet. Çok önemli değil mi? Evet. İnsan hayatından umudu yok ederseniz evet. Herhalde yaşam bir anda oldukça aşağılara evet. Düşüyor. Mevcut durumun güzelliklerinin farkına varmak, başına gelene daha olumlu bakıp bakmak. Evet. Ve evet. Pozitif düşünmek. Evet, pozitif düşünmek. Evet, biz de bu hemen bir ara veriyoruz tekrar. Daha pozitif düşünebilmek için evet. Üçüncü bölümümüzde buluşmak üzere. Kısa bir aramız var sevgili seyirciler. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Deneyimleyerek ve gözlemleyerek öğrenme fırsatı sunan modern altyapısı, evrensel eğitim anlayışı ve nitelikli akademik kadrosuyla öğrencilerini her alanda destekleyen bir üniversite. Lefke Avrupa Üniversitesi. Dünyanın hızla değişen gereksinimleri doğrultusunda oluşturulan bölümleri 11 ön lisans, 36 lisans, 15 yüksek lisans ve 5 doktora programıyla Lefke Avrupa Üniversitesi 38 farklı ülkeden 5000'in üzerinde öğrenciye eğitim veriyor. İyi planlanmış bir gelecekte hayata bir adım önde başlamak için Lefke Avrupa Üniversitesi sizi bekliyor. Tekrar merhaba değerli izleyiciler. Yaşlanmak istemiyoruz ama kaçınılmaz olan yaşlılıkta da başımıza neler gelecek? Onunla ilgili sohbetimize tekrar devam ediyoruz Sayın Gökkaya ile. Şimdi Sayın Gökkaya bu tabii kaçınılmaz şeyler bunlar. Yaşlanmak evet insan doğmayabilir ama doğan herkes yaşlanacak ve ölecek. Doğduğu günden itibaren. Doğduğu günden itibaren yaşlanmaya başlıyor. Ondan sonra giderek artıyor ve sonunda da noktayı koyuyoruz. Şimdi bu kaçınamadığımız dönemle ilgili olarak ne
tür huzur evleri var değil mi? Özel var, devlet var. Bunlara nasıl kabul ediliyor? Bunların ortalama maliyetleri nedir? Parası olanı almıyor muyuz? Parası olanı mı alıyoruz? Ne yapıyoruz? Bununla ilgili görüşlerinizi ve deneyimlerinizi paylaşırsanız. Tabii hocam. Şöyle normal şartlarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olarak çalışıyor Türkiye'deki bütün huzur evleri ve yaşlı bakım üniteleri. Yaşlı bakım hizmetleri müdürlüğüne bağlı olarak çalışıyoruz. Dolayısıyla burada huzur evi ve yaşlı bakım merkezi olarak iki ayrı şeyden bahsediyoruz. Ayrıca resmi ve özel huzur evleri olarak gene iki ayrı şeyden bahsediyoruz. Resmi kuruluşlar dediğimiz devlete bağlı, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak emeklilerin başvurduğu ama daha çok işte 65 yaş üzeri sağlıklı yaşlıların ağırlıklı olarak hizmet aldığı kuruluşlardan oluşuyor. Sağlıklı olanların. Daha çok evet. Devletin de hizmet verdiği bakım üniteleri var ama ağırlıklı olarak hizmet verdiği kuruluşlar genellikle sağlıklı yaşlılar için tasarlanmış. Ama tabii sağlıklı derken mutlaka bir kronik hastalığı var. Yani evet genel olarak. Fiziksel olarak. Ama hani günlük yaşam aktivitelerini bağımsız devam ettirebilen 65 yaş üzerindeki kişiler. Özel huzur evlerine giriş yaşı 55 yaş üstü hocam. Özel huzur evleri de özel huzur evleri ve özel bakım merkezleri olarak ayrılıyor. Özel huzur evleri 55 yaş üstü günlük yaşam aktivitelerini bağımsız yapabilen, daha sağlıklı olan gruba hizmet veren kuruluşlar. Ne yapıyorlar mesela bu kuruluş? Biraz önce konuştuğumuz şeyleri yapıyorlar herhalde. Hobiler değil mi? Evet, hobiler, geziler, aktiviteler. Evet, yani bir otelin daha aile sıcaklığındaki hizmetini sunuyorlar diye. Küçük butik otel evet, gibi falan. Evet, daha işte sıcak, daha herkesin birbirini tanıdığı, daha güvenli. Yani sonuçta ne yemekle, ne çamaşırla, ne ütüyle, ne başka bir şeyle ilgileniyorlar. Sağlıklarını takip eden bir ekip var ama güvenli bir çatı altında yaşam geziyorlar, devam ediyor. Geziyorlar, eğleniyorlar. Kendi yaşıtlarıyla beraber oluyorlar. Evet. Özel yaşlı bakım merkezleri de günlük yaşam aktivitelerini bağımsız devam ettiremeyen, fiziksel ya da demans, Alzheimer gibi bir takım kronik hastalıklar nedeniyle evet tabii ki olabiliyor. Bakım hizmeti alması gereken kişilere hizmet veren kuruluşlar. Normalde yaş kısıtı gene 55 yaş üstü. Ama dolayısıyla aslında bu özel yaşlı bakım merkezleri yaş ortalamalarının birazcık daha yüksek olduğu gruba hizmet veriyor. Evet. Peki buralara müracaat nasıl? Yani bir sıra var mı? Her müracaat eden tabii alınamıyordur çünkü bunların da devletin, kapasiteleri. Devletin yerlerinde genellikle sıralı oluyor hocam. Fakat özel neye göre yapıyorlar? Müracaat sırası mı? Müracaat sırası. Yaş sırası mı? Yok, müracaat sırasına göre yapıyorlar. Özel huzur evlerinde herhangi bir sıra söz konusu değil. Genellikle birçok yerde yer oluyor ve geliyor. Evet, evet. Ama şöyle bir ayrım yapmakta fayda var. İstisna yerler haricinde özel huzur evlerinde sağlıklı yaşlıların genellikle yani o tür gruba hizmet veren çok az. Genellikle özel huzur evleri daha çok bakım merkezlerinden oluşuyor. Evet. Şimdi bir de tabii bir başka grup daha var bu tür bakıma gereksinimi olan. İşte hastanelerde son dönem, kanserin son dönemi, terminal dönem ya da yaşlılıklarının son döneminde hastaneler bunları istemiyor biliyorsunuz. Evet. Artık bunu alın, evinize götürün diyor. Ama ev ortamında da onu alıp eve getirdiğiniz zaman bakılması mümkün değil. İşte evin işte kızı, gelini, kimse çalışan var ya da ortam ona uygun değil, ev küçük. Bu tür hastalar, bu tür kişiler müracaat ettiği zaman bu bakım evlerine kabul ediliyor mu ya da nasıl bir uygulama var? Şimdi esasında çok bence güzel en önemli bir konu yere bu. Değindiniz. Şöyle bir durum var. Şu anda Sağlık Bakanlığı bu grup kişiler için şu anda sadece kanser hastaları için palyatif bakım birimleri geliştiriyor bir takım pilot hastanelerde ve bu hizmeti kendi bünyelerinde bu şekilde sunmaya başladılar. Ama hastane odalarının ama bu çok geniş bir grup içinde değil mi bunlar? Evet, bu çok geniş bir grup ve gerçekten aslında tam olarak
bu özel bakım ünitelerin yeri, yani nursing home ya da birazcık daha palyatif bakıma yakın grup için tam olarak ne Sağlık Bakanlığı'nın bünyesine uyuyor ne aile ve sosyal politikalara uyuyor. Çünkü bir şekilde bir sağlık hizmeti sunuluyor zorunlu olarak. Bir şekilde de sosyal hizmet sunuluyor. Çünkü aslında hastaneden taburcu edilmiş ve artık evde bakılabilir denilmiş olan kişilere hizmet veriliyor. Dolayısıyla ikisinin karması, yani hem bir kurumsal hizmetin profesyonel bakımından faydalanmaları gerekiyor. Hem de yaşam devam ediyor, onu sürdürmek gerekiyor. Bu henüz yönetmeliklerde bu tam detaylı ve dolaylı bir çalışma yok ama son birkaç yıldır bakım standartları çalışmaları var bakanlığımıza bağlı ve oldukça aslında alandan birçok kişiden fikir alarak gayet yoğun bir şekilde buna bakanlık kafa yoruyor. Ümitliyiz daha iyi şeylerin olacağı konusunda. Peki başka ülkelerde işte Amerika'da, Avrupa'da falan bu terminal dönem hastaları için neler yapıyorlar? Neler şöyle var? Aslında başka ülkelerde çok daha sistematik yürüyor ve de tabii devlet bu ihtiyacın çoğunu karşıladığı için hastane sonrası bakımda otomatik olarak hastaneler şu grup hizmeti alması gerekiyor diyor. Bir takım birimlerle belirleniyor. Sosyal hizmet kriterlerle. Uzmanlarıyla birlikte evet, çalışıyorlar. Evet, ekip yani hastanedeki ekip değerlendiriyorlar kişiyi. Puanlandırmaları var, standartizasyonları yapıldığı için. O puana göre şu kalitede bir bakım evinden hizmet alması gerekiyor ve direkt naklini yapıyorlar. Çok evet. Daha aslında planlı programlı. Planlı. Hem de hastalar evet. Daha tabii ortada kalmıyorlar. Evet. Çünkü bütün hastalar ortada kalıyor. Bu tür bakıma ihtiyacı olanlar. Bize şey bir gerçek olanlar. Var. Maalesef özel bakım evlerinin fiyat aralığını sormuştunuz. Hı hı. Normal şartlarda her şehrin valiliği her yıl ücret tespit komisyonu diye bir komisyon düzenleniyor. Ve o şehrin taban ve tavan fiyatları belirleniyor. Yani en alt düzeyde alınabilecek fiyat ve en üst düzeydeki fiyat. Ama bu rakam aralığı alana baktığınızda çok farklı. Normal şartlarda 1300 liraya da bakan yerler var. İlave bir takım masrafları olup 20 bin liraya kadar bakım hizmeti bulan. Yani aralık çok evet. Geniş bir aralık. Ama şöyle de bir gerçek var. Bakım evinden beklentilerin insanların değiştirmeleri gerekiyor. Bakım evi hastane değil. Ama evet, evde değil. Evde değil. Bir hastane hizmeti olmasa da bir kurumsal hizmet olması nedeniyle profesyonel bir ekip hizmeti sunmak zorunda. Ama bununla birlikte evindeki hayat, çünkü çok uzun soluklu. Ben şöyle örnek vereyim. Şu an benim hali hazırda hizmet verdiğim kuruluşta 1996 yılından beri birlikte olduğumuz 3 tane konuk var. Yani bu çok uzun soluklu bir hizmet. Evet, evet. Ve dolayısıyla... Artık sizin aileniz gibi oluyor. Aynen değil mi onlar? Öyle. Her biri aileniz evet. Gibi oluyor. Diğer ihtiyaçlarının da söz konusu olduğunu göz ardı etmemek lazım. Ne kadar demans, Alzheimer, hangi hastalık olursa olsun biliyoruz ki insanoğlunun bir takım ihtiyaçları var. Önce fizyolojik, yaşamsal ihtiyaçlar ve onlar sırasıyla karşılandıkça diğer ihtiyaçlara sıra gelir. Yani sosyal ihtiyaçlar, güven duyma, daha soyut ihtiyaçlar. Ve bir bakım evi bütün bu ihtiyaçların hepsini karşılayabilmeli. Evet, şimdi bir de bir başka şey var daha aklımı kurcalayan, daha bunun netleşmedi bende. Sizden cevabını almak istiyorum. Şimdi Türkiye'de de Kıbrıs'ta da bütün üniversitelerde sosyal hizmet uzmanlığı bölümleri var ve buradan da hakikaten çok güzel donanımlı öğrenciler yetişiyor ve sosyal hizmet uzmanı oluyor. Huzur evleri, işte bu tür kuruluşlar sosyal hizmet uzmanlarıyla nasıl bütünleşiyor? Yararlanabiliyor musunuz ya da nasıl ortak çalışıyorsunuz? Sosyal hizmet uzmanlarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan ruhsatını almış her kuruluş ve kapasitesi oranında bulundurmak zorunda ne hocam. Ne kadar mesela kaç yaşlı ya da kaç kişiye? 50 kişiye bir sosyal hizmet uzmanı, her 50 kişiye bir sosyal hizmet uzmanı mutlaka gerekiyor. Mutlaka bulundurmak evet. Gerekiyor. Bizim için tabii çok önemli sosyal hizmet uzmanları aslında. Ailenin, nasıl çalışıyorsunuz beraber? Ailenin yapısını... daha önceki yaşantısını, kuruma, adaptasyonunu, uyumunu sağlama konusunda işbirliği ve ekip çalışması. Şimdi geriatri çok geniş bir ekip kavramı olan bir alan. Ve aslında şöyle bir şey ben muhakkak belirtmek istiyorum. Normal şartlarda bizim ülkemizde
normal sağlık profesyonelleri bile geriatrik vakalara biraz yabancı. Pediatrinin nasıl kendine özel hassasiyet noktaları varsa geriatrinin de çok daha fazla var. Şöyle örneklendiriyorum. Nasıl pediatride bir çocuk bir enfeksiyon kaptığında ama bağışıklık sistemi gelişsin diye daha geç, hani biraz zaman tanırız. Geriatride de tam tersine kaybedecek vakit yoktur. Mümkün olduğunca her şeyi hızlıca teşhis edip hızlıca müdahil olmak lazım. Evet. Zaman çok çabuk, çok kırılgan. Çok çabuk. Yaşlılar çok kırılgan. Evet. Hemen pnömoni olabiliyorlar. Evet, sorunlar birbirine o kadar çabuk çağırıyor ki. Çünkü organlar yaşlanmış. Evet. Birindeki bozukluk aynı domino etkisi yapıyor herhalde. Aynen. Normal erişkindeki herhangi bir hastalık gibi seyretmiyor maalesef. Ama mesela bir akciğer enfeksiyonu, ben genelde örnek veririm. Neden özellikle ünlü yaşlı kişilerin bir anda hastaneye ve yoğun bakıma kaldırıldığını duyarız? Zatürre olmuş denir, pnömoni olmuştur. Evet. Evveliyatı yok muydu? Esasında vardı ama ailenin anlayabileceği bir durum değil. Normalde zatürre olunca ateş bekleriz, öksürük bekleriz. Tabii. Ama ileri yaşla birlikte hiçbir belirti olmayabiliyor. Tabii. Bakışlar biraz değişik, iştah biraz değişik. Pat diye solunumu bozuluyor, şaşırıyorsunuz. Onun için zaman her şey demek. Yani bu hizmeti sunarken ciddi bir ekip ihtiyacınız var. Kesinlikle tamamen profesyonel olup duygunuzu katmadan bu işi yapamazsınız. Ama mutlaka mesleki bilgi ve beceriye ihtiyaç var. Yani bunları harmanlamazsak doğru hizmeti sağlayamayız. Doğru hizmeti sağlayamayız, evet. Peki şimdi ben gene Alzheimer'a geleceğim. Biraz önce de siz ifade ettiniz, gerçekten çok fazla olmaya başladığı sayı olarak da ve yük olarak da. Alzheimer'lı hastaların bulunduğu ünitelerde diğer yaşlı hastaların birlikte olmaları sorun doğuruyor herhalde, değil mi? Çünkü ben biliyorum bazı kurumlarda bu iki grup bir arada tutuluyor. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Ben çok olumlu bakamıyorum. Şöyle olumlu bakamıyorum. Demans, Alzheimer hastalarının yoğunlukta olduğu bir yerde zihinsel olarak sağlıklı olan kişinin bir süre sonra, yani en azından psikolojik olarak demoralize olacağı gerçeği yatsınamaz. Ama dolayısıyla hizmet verirken ya da hizmet alırken ne tür bir gruba hizmet verildiği ya da ne tür bir kişiye hizmet almak istendiği önemli. Bunu aynı binada hizmet verilebilir ama güzel bir ayrıştırma ve güzel bir harmanlama yapılmıştır. Evet. O zaman sıkıntı olmaz. Evet. Ama genellikle mesela bize ileri yaş ama hiçbir şekilde demansı olmayan başvuru olduğu zaman ben kesinlikle belirtiyorum. Daha çok demans, Alzheimer hastalarına bakıyoruz. Ve bizim için hani sizi mutlu edemeyebiliriz. Yani bu önemli bir ayrıntı. Evet. Ve onları gördükçe de moralleri bozuluyordur tabii bir arada oldukları zaman. Evet. Sayın Gökkaya çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki yaşlı olan herkes hep sağlıklı yaş alsın, sağlıklı yaşlansın ve geleceklerini de daha güvencede hissetsin. Ben programı burada kapamadan önce tekrar her zaman olduğu gibi web adresimizi sizlere hatırlatmak istiyorum. sağlıkgundemi@eyun.edu.tr'den lütfen bize ulaşın. Sağlıklı yaş aldığınız, güzel günlerin olduğu nice programlarda buluşmak dileğiyle.